Tamam, bu tamam mı? Şöyle de bir tane alıyorsun. Bir de basın bu tarafa geçin. Bu kadar milleti de çekin. Getirdin mi? Aldı mı? Tamam, buradan gidiyorsun. Bir bak yemeğin. Şanlıurfa genelinde 2 milyon 700 dönüm gibi bir alanımız, pamuk alanı şu anda ekilmiştir. Türkiye'de yetişen pamuğun %45'ini Şanlıurfa'mızda yetiştirmekteyiz. Sesimiz bakanlığa da gider, kulak verir, güzel bir fiyat açıklaması olsun, güzel bir destekleme açıklaması olsun. Karakterin kürsüye teşriflerini arz ederim. Tüketimin %60'ını Türkiye olarak son yıllardaki pamuk üretiminin artışına bağlı olarak karşılamamıza rağmen eski yıllarda bu oran %40'lar seviyesindeydi. Geçen yıl bu üretime rağmen 752 bin ton lif pamuk ithali için 1.4 milyar dolar ödedik. Son 10 yıla baktığımızda 2008-2018 döneminde 14.8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için ödedik. Yaklaşık olarak 58 sente düştü, bugünlerde 62 sent civarında devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret savaşı, bunun dışında pamuk stoklarının artması, geçen yıl dünyada pamuk üretiminin artması maalesef pamuk fiyatlarını aşağı çekti. Sesiniz çıkmıyor herhalde ilaç fiyatları. Hayır. Peki elektrik fiyatlarında bir düşme mi var? Hayır. Artış var. %76. Aynen. Elektrik bizi çok zorluyor. Elektrik. Evet. Özellikle elektrik konusunda sesleniyor. Muhakkak sürete indirim istiyoruz. Bu elektrik fiyatlarıyla bizim üretim yapmamız mümkün değil. Artık bu bölgede en önemli ürün olmaktan çıkar, seneye pamuk ekecek üretici bulamayız. Her an önem alınmalı. Acilen, gecikmeden önem alınmalı, pamuk üreticimizin tarlada kalması sağlanmalıdır. Başka ülkelerden pamuk ithal etmek istemiyorsak, şimdi aşağıda söyleyeceğim tedbirlerin bir an evvel alınması ve hayata geçirilmesi lazım. Biz bu meseleyi Ticaret Bakanlığı'na götürdüğümüzde, evet efendim biz %6'yı koymamız lazım ama üretici, sanayici ve tüketici dengesini korumak zorundayız diyorlar. Siz üretici ayağı yok oluyorsa hangi dengeye koyacaksınız? Hangi tüketici ayağını koyacaksınız? Bu sanayici pamuğu nereden bulacak? Ben herkesin aklını başına alması gerektiğine inanıyorum. Herkes aklını başına alsın ve acil olarak alınması gereken tedbirlerin başında %6 pamuğa gümrük koyması geliyor. Gümrük vergisinin %6'ya çıkartılması lazım ve pamuk ithalatının önüne geçilmesi lazım. Bunu hükümetimizden bekliyoruz. Evet. Yoksa genel başkan. Bir round tutkuluşa çıkarmalıdır. Bu bölge çiftçisi olarak, Türkiye'de pamuk üreten çiftçisi olarak, bilim olarak bir round tutkuluş istiyor muyuz? Hayır! Sesimiz gelmiyor arkadaşlar. Hayır! İstiyor muyuz? Hayır! Hükümetimizin bu sesini duymasını bekliyoruz. Evet. Hükümetimiz bu sesini duysun. Olmayan terapiye nasıl para veriyorum ben? Vermiyorum bu parayı. İstemiyorum vermeyi. Bravo! Biz üretimi artırırsak ithalat azalır. Üretimi artıramazsak ithalat azalır mı? Hayır. Ah, şimdi hayır değil. Peki. Biz...
tane. Bana bir tadı. Yok yok. Tekrar et. Yok yok. Alıp çözüm. Yardım edeceğim başkanım. Hadi. Sen yanıma gel. Bak bak bak. Geniş alalım. Bırak, herkes yardım. Sen bizden alalım olur. Tamam, muvaffak et.